Bu videoda kesirlerle çarpma yapacağız. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 ne anlama gelir? Bunu 1 bölü 4'ün 1 bölü 2'si gibi düşünebilirsiniz. Ne kastettiğimi açıklayayım şimdi. Bir bütün alalım ve bunu 4 eşit parçaya bölelim. 1 bölü 4 bu 4 eşit parçadan bir tanesidir. Ve bunun yarısını, 1 bölü 2'sini bulacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu iki eşit parçaya ayırıp bir tanesini alabiliriz, değil mi? İki eşit parçaya bölelim. Şimdi bu pembe alanın tamamı 1 bölü 4'tü, değil mi? Bu pembe alanın yarısını alacağız. Sarıyla tarayalım. Peki bu sarı alan bütünün ne kadarı oluyor? Sarı alan, bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 tane eşit parçadan bir tanesi. Yani 1 bölü 8'i temsil ediyor. Bütünün 1 bölü 8'iymiş. Sarı alana 1 bölü 8 yazalım. Şekli çizdiğimizde de 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 eşittir 1 bölü 8 olduğunu görüyoruz. Son derece mantıklı. 1 bölü 8 kesrinde paydadaki 8'i nasıl elde ettik? 2 ile 4'ü çarparak. 4 eşit parçayla başladık. Daha sonra bu 4 eşit parçanın her birine, her bir tanesine 2 eşit parçaya ayırdık. Bu durumda bütünümüzü birbirine eşit 8 parçaya ayırmış olduk. Şimdi başka bir örnek yapalım. Paydası birden farklı sayılar olan 2 tane kesir çarpalım. Mesela 2 bölü 3 ile 4 bölü 5'i çarpalım. İsterseniz burada videoyu durdurun ve az önce kullandığımız yöntemi kullanıp bunun neye eşit olduğunu bir düşünün. Mesela önce bir bütünün 4 bölü 5'ini şekil üzerinde çizin, daha sonra bu 4 bölü 5'in 2 bölü 3'ünü bulmaya çalışın. 4 bölü 5'in 2 bölü 3'ü, 4 bölü 5'in 2 bölü 3'ü, bütünün ne kadarını kaplıyor, bütünün ne kadarı oluyor? Videoyu durdurun ve kendiniz çözmeye çalışın. Evet, umarım denemişsinizdir. Şimdi biz başlayalım. Önce bir bütün çizelim. Sonra bu bütünü 5 eşit parçaya ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5 eşit parça, değil mi? Ve biz bu 5 eşit parçadan 4 tanesini istiyoruz. 4 bölü 5. Yani 1, 2, 3, 4 tanesini tarayalım. 5 eşit parçanın 4 tanesini taradık. Taralı alan 4 bölü 5. Bu çarpma işlemini 4 bölü 5'in 2 bölü 3'ü olarak düşünebiliriz. Şimdi bu alanı 3 eşit parçaya ayıralım. Yani taralı alanı. Bu taralı alanın 1 bölü 3'ü, burası 2 bölü 3'ü, burası da 3 bölü 3'ü. Peki 4 bölü 5'in 2 bölü 3'ü neresi? Burası 4 bölü 5'in 3'te biri, Burası da 4 bölü 5'in 3'te 2 Yeşille taradığım alan 4 bölü 5'in 2 bölü 3'ü oluyor. Veya 2 bölü 3 çarpı 4 bölü 5 de diyebilirsiniz. Peki bu yeşil alan, bütün alanın ne kadarı? Bütün alanda kaç tane parça var sayalım. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. Bu da mantıklı çünkü 5 eşit parçayla başladık. Daha sonra bu 5 eşit parçayı 3'er parçaya ayırdık. Bu sebeple 5 çarpı 3 tane eşit parça oluştu. Yeşille taradığımız alan kaç parçadan oluşuyor? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yeşil parça var. 15 eşit parçadan 8 tanesi yeşil. Sonuç 8 bölü 15. 2 bölü 3 çarpı 4 bölü 5 işleminin sonucunu bulmak için pay ve paydaları çarpabiliriz. 2 çarpı 4, 8 eder. 3 çarpı 5, 15 eder. Umarım çizim üzerine görmek bunun aynı zamanda 4 bölü 5'in 2 bölü 3'ü olduğunu anlamanıza yardımcı olmuştur. Hoşçakalın.